Vay be. Necro, dükkanlarını karıştırdın. Hani babamın yanında çalışıyorsun. Vay be. Şaka yaptım ya, alındın mı? Yok vallahi şaka yaptım. Gel yukarıda bir çay içelim. Vay be. İyi misin sen? Ha? Tuhaflık var gibi sanki. Vay be. Aa, ne oluyor be? Dedim ne? Vay be, vay be. Vay be. Leyla Hanım, günaydın. Günaydın. Kahveniz. Ben gerekli hazırlıkları yaptım. Masanın üzerinde gazetelerinizi bıraktım. Yani bu arada gazete falan demişken bir tablet mablet bir şeye geçin artık yani. Hala gazete okuyan bir babaannem var, bir de siz varsınız. Ayrıca bütün program da masanızda. Öğleden sonra Eylül Hanım ve Okungür ile görüşeceksiniz. Bir de eşyalarınızı geçici ofisinize taşıdım. Yeni ofisinize geçerken herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Siz kimsiniz? Ben asistanım. Hı. Güvenlik diye girdim. Asistan oldum. Ben onun ne ara oldum, nasıl oldum ben de bilmiyorum, anlamıyorum. Bir şey soracağım. Sizi İsmail abi mi aldı işe? Evet. Ah, İsmail abi. Sağ ol. Vay be. Ne? Ne yapıyorsun Mecnun? Ne zaman geldin sen buraya? Ne yapıyorsun burada? Vay be. Vay be. Vay be. Vay be mi? Oğlum ne arıyorsun sen? Nasıl girdin içeri? Bisküvileri yemedin değil mi? Hı? Yetin mi yoksa? Vay be. Evlat hayırdır? Hı? Görünüşe bakılırsa yardıma ihtiyacım var ha. Anlat bakalım dedene. Nedir derdin? Vay be. Ney be? Vay be. Evladım doğru düz bir şeyler söyle. Hiçbir şey anlamıyorum. Vay be. Aa, yeter ama. Dede, birkaç tane soru sorabilir miyim acaba? Zor olmasın, sor bakayım. Tamam, birinci sorum, ben şu anda acaba ne yapıyorum yerde? Bu zemine oturup ne yapmaya çalışıyorum? Birinci sorum bu. İkincisi de, kafamın içinde şu anda bir at çiftliği var. Acaba o çiftliğin kahyası sen misin? Bana olabilir. Sen... Hatta direkt kahyası benim. Tabii ki. Evlat, son zamanlarda sağa sola tripler atıp duruyordum. Erkeğin triplesi hiç çekilmez, bunu bil. Bak, şimdi kendine geldin, fena mı? Kalk otur şuraya. Kalk otur bakayım. Otur. Hoppala. Sen... Hadi hoppala. Kafama nasıl vurdun ki ben düştüm o şekilde ya? Şimdi anlat bakalım dedene. Nedir derdin? Nasıl anlat bakalım ya? Kafama sopayı indir, beynimin içinde araştırma yap sopayla. Ondan sonra ben derdimi mi anlatmamı bekliyorsun? Seninle bir alakası yok ki ayrıca. Yani senin halledebileceğin bir iş değil. Ben kendim yapabilirim. Kendi kendim halledebileceğim, baş edebileceğim bir konu bu yani. Hiç şey yapma. Vay be. Şu triplere bir bak ya. Allah aşkına bir triplere bak. Sanki kendi kendime yapamayacağım mesele. Bir hayrın dokundu da sanki bugüne kadar. Sopa manyağı oldum ya. Bağımlılık yapmasın bende. Yemin ediyorum. Sopaya düşkünüm ya. Hmm. Demek elini tutuyordu. Hmm. Peki nasıl tutuyordu elini? Yani... Dur bir dakika bakayım. Şey gibi mi yani böyle hani... Böyle... Böyle... Şöyle parmakları kenetlemiş bir şekilde duruyor da böyle avuç içi, avuç içine değiyor muydu? O şekil bir şey değildi de. O şekil değil. Peki. Böyle avuç içini kavramış, avucun içinde el. Böyle senin de parmağın böyle onun böyle avucunun içine okşuyor muydu? Benim parmağım mı? Yani sen hani onun. Ha, o şekilde. Parmağı okşuyor mu? Bir okşama durumu yoktu abi. Okşama durumu yok. Yoktu. Peki. Böyle hani dıştan böyle bir... Şöyle bir sürtme ve böyle bir dışsal penetrasyon söz konusu muydu böyle? Abim böyle bir sürtme, bir brit losyonu falan o tür şeyler kokular gelmedi bunu mu? Tamam. Şu elini alabilir miyim Mecnun? Abi, Yavuz abi. Çok darlandık. İstiyorsan bir inşaata gidelim.
Oğlum ne alakası var? Ne alakası var? Elim indi. Yaladın, yuttun deminden beri ya. Oğlum ben durumu anlamaya çalışıyorum. Ama yaptıkların yol ortasında insanlar bakıyor ya. İnsanlar var ya, o zaman ya. Söyle nasıl tuttu onu söyle o zaman. Söylemiyorsun nasıl tuttu? Böyle tutuyordu. Aman be bu mu be? Beni tuttu bu kadar işimin arasında elini öyle tutmuş da böyle tutmuş. Lan git konuş o zaman onunla. Ben bana niye bunu şey yapıyorsun? Hayır sizin vereceğiniz şu akla bir uyayım ben ya. Git konuşmuş. Ne konuş git konuşla olsaydı gider konuşurdum olurdu ya. Oğlum kızla değil. Kimle? Hidayet'le konuş. Sen beni acaba kimle karıştırdın? İki elimi okşadın diye Hidayet'e gidip ilanı aşk mı edeyim ben? Oğlum sen ne biçim anlıyorsun sabahtan beri o taraftan anlıyorsun. Oğlum git Hidayet'le konuş. Yavaş yavaş inceden inceden böyle aklına gir. Leyla'dan soğutmaya çalış onu diyorum sana deminden beri. Çaktın mı? Daha değil. O ne huladı ya? Sen anladın beni. Ben ne konuşacağım ki ya? Hayır ne desem ki? Vallahi moralini bozmak gibi olmasın ama o senin iş yatar muhtar. Ben sana söyleyeyim. Olmaz o iş ya. Niye abi? Şimdi yani durum ortada. Sen fakirsin. Fakirsin. Sen fakir. Fakir bir insansın. Kız nedir? Zengin. Bu yani zengin kız fakir olan hikayesi hiç olmuş bir şey değil ki bugüne kadar. Doğru söylüyorsun ya. Yani. Baktığında ben lastikçide çalışan, evet. Gariban, fukara, sefilin tekiyim. Ama kız öyle mi kız? Kız da öyle yani. Aslında kız da bildiğin lastikçinin kızı yani. Öyle çok da sanki prenses mi yani? Nedir yani? O ne sıfattır ya? Küçümsüyor musun yaptığın işi? Sen ekmek yediğin tasa mı tükürmeye çalışıyorsun acaba? Abi... Tastan ekmek yenmez ayrı da yani. Ne kadar ayıp bir tavır bu be. Abi ne alakası var? Orta halli aile kızı yani. Halden anlar. Yarın bir gün yokluk olur sineye çeker. Hacı dayı bak anlamadığın şey nedir biliyor musun sen? Kızla senin aranda kültür farkı var. Anlatabiliyor muyum? Kız kültürlü. Sen nerelisin? Üniversite mezunu kız ya. Tamam. Biz de biçki dikiş mezunu değiliz ki. Ben de üniversite mezunuyum. Üniversite mi mezunsun? Ha. Nereden mezunsun ya? Anadolu Üniversitesi. Açık öğretimden mezunsun. Ya ne alakası var? Açık öğretim diye yazıyor mu diplomada? Anadolu Üniversitesi yazıyor diplomada. Sen söylemezsen kim nereden bilsin? Ya bırak Allah aşkına bana mı anlatıyorsun ya? Açık öğretim nerede yazıyormuş? Nerede? Tövbelerde. Belki ben söylerim. Nereden biliyorsun? Sen bırak onu. Açık öğretim dediğin şey adım üstünde. Üniversite mezunundan mı saydın kendini sen? Ne kadar saçma saçma konuşma da geçen senelerde çıkmış soruları ezberledin yapıştırdın. Öyle geçtin sınıfları değil mi? Ya insanlar öyle çalışıyor zaten. Çalışmak dediğin ne? Geçmiş senelerde çıkmış soruları ezberleyeceksin, sınava gireceksin. Beyin bedava, birazcık kafayı çalıştıracaksın. Beyin bedava da lop küçük, lop Hidayet. Sen ne anlatıyorsun bana ya? Sen kaç senede mezun oldun acaba oradan? Kaç senede olunuyor? 4 senede olunuyor. 4 mü? He. Harbi 4 senede mi mezun oldun? Ulan bir ben miyim gerizekalı acaba ya? Oo Mecnun Bey de teşrif etmişler sonunda. Ben abi, yardımcı olayım. Gözlerimiz yollarda kaldı. Sizi hangi rüzgar attı beyefendi? Abim vallahi rüzgar gibi demeyelim de ona. Bir böyle geçerken uğradım sıfatınızı merak ettim. Nedir ne değildir diye bir bakayım dedim. Özledim de. Şimdi zaten kaçıyordum ben de. Çok kolay gelsin. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Ulan bu çocuk adam olmayacak vallahi ha. Şimdiye kadar ışık vermedi. Üş. Erdal adamın sabrını taşırma da ver şunu. Ver şu topu. Öf. Erdal abi Allah aşkına ver şu parayı. Bitsin şu mevzu artık uzadı bitsin. Onlar yok ki bende. Hiç öyle bir şey yok söz ettiğiniz. Ya işte hepsi sende ver şunları ya. Hepsi birden nasıl bu adamın eline geçti ya? Ben hiçbir şey anlamadım ama ben biliyorum baba tavşanı da bu tuttu. Sen tapuyu mu istiyordun sen? Evet. Ah, attım. Orada bak. Orada. Koş. Sen parayı mı istiyordun ya? He. Attım bak orada, koş! Bıyığın küfrensin, değil mi Erdal? Koskoca adamlarız, çocuk muyuz kandırmaya çalışıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen? Ben bir arkadaşı gördüm de çok uzun zamandır görmüyordum, onu sandım. Orada mıymış? Ay! Ay! Ne yapsam bilemiyorum ki ben yavrum. Ne yapsam acaba? Bir bankada kasa mı kiralasam, onların içine mi koysam? Çünkü bunlar hiç yanınızda güvende hissedemiyorlar kendilerini. Hı? Tamam, vermeyeceğim ben o amcalara sizi. Vermeyeceğim amcalara, tamam. Geçti. Gıcı gıcı gıcı. Abacı gıcı mı? Hiç merak etmeyin, amcalar alamayacak. Çünkü amcalar vahşi onlar. Vahşi amcalar. Vahşi. Vermeyeceğim ben size. Ah!
İskender ne yapsam ben ya? Bu parayla yatırım yapsam, bir araba mı alsam diyorum ne? Öyle ahım şahım bir şey değil de böyle ayağımı böyle yerden de kesiverecekten bir şey yani. Erdal abi benim hakkım olan parayla araba alırsan yemin ediyorum bak hayrını görmezsin. Şu an söyledim bunu. Hayrını görmeyeceksin. Aman da aman. Söyledin de görmedim. Hayt. Güleyim de bari. Boşa gitmesin. Şişt. Arada veririm de hava atarsın ki kıskanma. Allah seni. Ver şu tapuyu. Ver şu tapuyu. Ne vereceğim be? Allah Allah. Vermiyorum işte. Beni tehdit ederken iyiydi. Ha şimdi tehdit edin bakalım. Güç Erdal Bakkal'da. Güç bende artık tamam mı? Erdal Bakkal fact. He? Fact you. Ha fact. Kolay gelsin. Sağ ol memur. Emniyeti arayıp şikayette bulunulmuş. Siz mi aradınız? Evet ben aradım memur bey. Bu iki adamdan şikayetçiyim. Aa. Neden? Ne yaptılar ki? Bunlar bana saldırdılar. Yani saldıracaklardı işte. Saldırmak üzerelerdi de siz biraz erken geldiniz. Hani şimdi bu saate kadar çoktan saldırırlar diye düşünmüştüm ama olmadı. Oho! Dalga mı geçiyorsunuz adamla ya? Devlet memuruyla kafa bulmaktan içeri atarım seni. Ona göre. Ben dalga geçmiyorum memur bey. Dalga geçen birisi varsa onda bunlardır. Bunlar öyle insanlar çünkü. Ve elimdeki benim avucumdaki bakın her şeyi böyle almaya çalışıyorlar benden. Bunlar öyle insanlar. Memur bey gitmeyin. Gitmeyin bunlarla. Memur bey söylerim ha. Memur bey yakınlar. Bak ne yapayım? Memur bey siz arkanızı dönünce bana şey yapıyorlar burada. Memur bey! Memur bey! Ya müdür bey okula ünlü birini getirmek istiyoruz deyince benim aklıma da sen geldin. Dedim illaki ünlü birini tanıyordur. Hı hı. İyi olmuş ne güzel. Aklına ilk ben gelmişim. Var tabii ünlü birileri ama onlara bir sormak lazım. Gelmek isterler mi? Sizin aklınızda biri var mı? Tarkan ben senin. Oha. Tarkan. Tarkan nasıl gelsin ki canım? Kuzu kuzu gelsin. Kuzu kuzu gelsin. Anladım. Şimdi ben ne diyeyim ki bilemedim. Yani Tarkan'ın gelmesi biraz zor gibi. Fazla ümitlenmeyin diye düşünüyorum. Yani nasıl gelsin ki şimdi Tarkan sizin lisenize? Biraz imkansız. Ben hep imkansızı istemişimdir zaten. Geçen senede okulun adını babamın adıyla değiştirmek istemiştim. Olmadı. Olmadı. Anladım. Bir şey soracağım. Aslında benim aklımda bir isim var hazırda. Mehmet Erdem olmaz. Tamam sus. Gerek sanatıyla, gerek kişiliğiyle gençlere örnek olacak birisi olması lazım. İlla Türk olacak diye de bir şart yok. George Clooney mesela. George Clooney. Düşünemedim ben onu tabii. Evet, İngilizce hocamız da hem tercümanlık yapar, sıkıntı olmaz. Şahane. Hocam, pek affedersiniz. Yani bir şey soracağım, lafınızı kestim de. Yani acaba diyorum, biraz eşeğin kulağına suyu kaçırdık mı sanki? Özür diliyorum, binlerce kez özür diliyorum. Ama yani bir reel dünyaya, bu tarafa gelecek olursak eğer, benim aklımda bir fikir var. Hani gerek gençlere örnek olması, hani örflerimiz, adetlerimiz açısından, hani gerekse işte tecrübesiyle falan, aklımda on numara bir fikir var. Kim? Büdü. Kim? Büdü ya. Büdü. Evet, yani Büdü'nün sesini bir düşünelim, Red Kit'i bir düşünelim. Değil mi yani o adamın sesini bir düşünelim, o olmasa onların hiçbirisi olmazdı ya. Köksal Engür. He. Bir de gençler onun son dizisine bayılıyorlar. Ben son dizisini seyretmedim. Gerçi evde televizyon hanım ne açarsa onu izliyoruz ama bu Büdü fikrini tuttum. Hatta seneye Edi'yi de çağırırız. Yani Edi oradan Susam Sokağı'na girersek ya. Ama ben yine algıladım. Tehlike algıladım. Ben bir çıkayım. Bir koş o zaman. Hadi bakalım. Evet. Büdü. Abi ne yapıyorsun burada? Nereye gitsem karşımasın? Ne yapıyorsun burada acaba? Ya oğlum bir yürü git asistanım. Nasıl? Asistanım diyorum ya. Niçin ağzını bozuyorsun ki durduk yere? Ben küfrediyor muyum sana? Lan sen neyin alınganlığını yapıyorsun abicim ya? Asistan mı diyorum? Hastan mısın? Bana niye hastasın durduk yere ya? Arkadaşım bak içeride
Önemli bir toplantı var. George Clooney'si, büdüsü, Tarkan'ı. Anlatabiliyor muyum? Sen giremezsin. Abicim belki benim de toplantıda bir işim var. Gireceğim içeri. Allah Allah. Saydığım isimlerle kendini bir yan yana getirebiliyor musun? Nasıl gireceksin ya? Büdü mü var dedin içeride? Evet. Allah Allah. Neyle abi, bir çekilir misin şuradan? Mümkün değil. Evet. Tamam. Köksal, Engür'ü bir konuşalım bakalım. Bir söyleşi ayarlayabiliriz belki. Oynadığı filmlerden, dizilerden de böyle bir şeyler sunabilirsek aslında çok güzel olur. Bir dakika. Evet, çok güzel olur, şahane fikir. Onu halledeceğim ben, müsaade ederseniz. Ben bir hemen gidiyorum, Hemen gidiyorum. Tövbe estağfurullah. Ne yapıyorsunuz? Vallahi ben bir şey yapmadım. Biz niye aydaydık o pozisyonu? Biz kavga ediyorduk demin ya. Beni içeri almadı diye. Biz bir tartışma başladı aramızda. Arbede marbede. Ne ara geldi oraya ya? George Clooney. George mu Clooney? Ya içeri gireceğim dedim. Kapının önünde beni oyaladı bu Allah'ın pis George Clooney'si ya. Ama ağır konuşuyorsun. Ama hak ediyorsun. Gene de denmez. Kubilay sen içeri geç. Eylül'le, müdürle ilgilen lütfen. Kim? Binlerce kez özür dilerim. Yok, milyonlarca kez önemli değil. Hadi. Kubilay mıymış bunun adı ya? Ha. O değil konumuz. Sen ne yapıyorsun burada? Niye geldin? İşte ben geldim. İçeri girecektim buraya. Hı. Almadı beni kapıdan. Böyle bir... İsmail abi yok mu içeride? İsmail abin yok içeride. Ama hani buradaki adama sorsan İsmail abi içeride mi diye, o da sana derdi ki yok. Ya onu anlatıyorum işte. Geldim. Hı. Beni almadı. Kapıda kavga ettik. Birbirimize girdik. Kafamızı gözümüzü patlatıyorduk az daha burada. Gördüm. Almayacaksanız madem, istemiyorsanız beni kapıya bir şey yazın. İşi olmayan giremez tabelesi asın. Böyle adamlara boşuna maaş vermeyin burada ya. Yok mu İsmail abi? Buradayım Mecnun. Ha işte bak buyurun. Çak. Vap. Patron. Hediye işi tamam. En güzelinden aldım biliyor musun? En cafcaflısı, en şatafatlısı, en kalitelisi. Hediye mi? He. Kimin doğum günü ki bugün? Yok, kimsenin doğum günü değil. Bunu ben Hidayet için aldırdım. Ne oluyor? Ya birkaç gündür şeydi ya, morali bozuktu çocuğun. Hani biraz morali olsun falan diye, yalnız başına. Şey yapayım, ben götüreyim mi? Kendisini takdim edeyim mi kendim? Yani dükkanımız aynı bizim, orada çalışıyoruz biz. 6 aydır. Gidelim mi oraya İsmail abi? Dükkana mı? Ha. Evet, dükkana gidiyorsanız o zaman tabii ki götürebilirsin. Gidelim mi İsmail abi? Ha, gidelim. Gidelim. Ne yapıyorsun ya? Hayır, ne yapıyorsun? Mahvettin hediyeyi. Abi bana hediye deme. Allah aşkına bana hediye deme. Ya bu fakir edebiyatı ne kadar işe yarayan bir şeymiş arkadaş ya. Bu nedir ya? Ben neticemi erittim. Allah'ın rotbaşı orada kılını kıpırdatmadan etkiledi kızı ya. Bu nasıl olabiliyor abi? Mağdurumla mağdurum, mağdurumla... Yok ya, yok ya. Bu neymiş ya? İsmail abi. Sen beğendin mi ceketi? Ya kim beğendi Mecnun? İsmail abim beğendi. Nasıl ceket? Anasının gözü ceket be. Yemin ediyorum var ya yılan, yılan. Vallahi. Hakiki yılan derisi değil mi? Afrika'nın zehirli pembe yılanı. He. Bunu ne yapacağız ki şimdi? Yaksan mı şurada acaba? Eskici! Yuh! Abi! Abim be, hazır gibi yetiştim yemin ediyorum. Kaç para versin bana? 10.000 lira verdim. 10.000 lira? Yuh! Ver! Hadi işine be kardeşim. Ne yapayım ben o ceketi? İnsan böyle şeyler giyer mi ya? Ya ne biçim konuşuyorsun? Senin ağzından çıkanla kulağının duyduğunun tutma... ne kadar eski laflar ettiğinin farkında mısın? Nesi varmış ceketin ya? Ah, aslan gibi ceket. Anasının gözü ceket be. Ey yavrum, sanırsın Ahmet Bey'in ceketi. Abi uğraşmayacağım. Hiç uğraşma, vallahi. Abi al sen bunu, güzel yengeye götürürsün ya. Yengen ne yapsın bunu ya? Yengen ne yapsın oğlum? Bulur onu yapacak bir şey ya. Güzel böyle pas maspas yapıyor. Tişörtleri, eski atletleri falan. Fırfırlı, fırfırlı. Ya elini keser bu adamın, elini keser pulları. Arada böyle romantiklikler yapacaksınız abi. Eşinize, karınıza. Yapın bunları yani. İyi, eyvallah. Hadi görüşürüz. Oğlum neden verdin ceketi? Ben o ceketi bulana kadar benim iflahım kesildi. Hidayet ne olacak? Hidayet çok iyi olacak. Çok güzel planlarım var Hidayet'le ilgili. Ekibi topluyoruz.
köşede sıkıştırıyoruz İdo'yu. Diyoruz ki, ne yapıyorsun koçum diyoruz. Ha. Sen burada ne yapıyorsun oğlum diyor. Basket buradan diyeceğiz. Yürü git buradan diyeceğiz. Hadi al topla postalını basket buradan diyeceğiz. Şu alandan uzaklaş diyeceğiz. Evet. Hadi gidelim ekip toplayalım. Abi. Depoya mı gitsek? Depoya mı? Bu arada hiç sevmiyorum ben. Ya orayı ne yapalım? Orayı yakacağım dedin, yakmadın ama. Abi geniş mi, ferah mekan? Nerede konuşalım? Bu bıyıklı yer elması artık çok olmaya başladı Yavuz. Ya adam iyice evi belledi burayı. Benim çamaşırlarımı giyiyor. Onu geçtim bak, sabahları lavabonun içinden böyle avuç avuç bıyık topluyorum ben ya. Yemin ediyorum ben artık dayanamıyorum ya. Abi Erdal'la Erdal olunmaz. Vallahi ben vazgeçtim artık ya, ben vazgeçtim. Alsın o parasını pulunu da neticesini bakalım biz olayın. En nihayetinde ben parasında pulunda değilim. Ya dokunuyor bana, kandırılmak dokunuyor abi. Ben sonuçta emek harcamışım. O kadar emek harcayıp yatak odana kadar sızmışım. Orada o zarfı çalmışım. Almışım. Almışım o zarfı, almış alıştırmışım. Bulmuş, buluşturmuş, takmış, takmış. Allah aşkına şekilden şekile girme. Şu kadar saygım var, onu da kaybedeceğim tamam, şimdi. O kadar kalsın o zaman. Bir şey soracağım ben abi. Ne vardı tam olarak zarfın içinde? Yuh Yavuz, çaldığın zarfın içine bakmadın. Çok ayıp ediyorsun şu anda. Ben senin özelinde ne işin var? Ben öyle bir insan mıyım? Ne bakacağım senin zarfına? Uzatma, ben alırım uzatma. Onu sahibine veririm. Ya, tamam uzatma. Böyle bir CD vardı. Ha. Çok gizli. Neymiş? Çok gizli yazıyor. Neymiş ki? Ya bunun şeye girerken, Ömer'in dükkanına girerken görüntüleri var içinde. Sersem CD'nin üstüne ne yazmış biliyor musun? Ne yazmış? Diyor ki Mehmet Erdem'i kaçırdığımız görüntüler. İnanabiliyor musun? Böyle bir sersemlik olur mu ya? Böyle bir ahmaklık, böyle bir budalalık, böyle bir şapşallık, böyle bir... Artık ne diyeceğimi şaşırdım salak. Yavuz. Salak, salak. Salak. Şey yapalım o zaman, biz hemen buradan topuklayalım. Erdal bakkala gidelim. Sen oradan bir sebeple Erdal'ı al, bakkal bana kalsın. Ben bakkalı altına üstüne getireyim. Oradan CD'yi, tapuyu, mapuyu, her şeyi bulalım. Hadi ha. Sen bu fikri ne ara geliştirdin ben, Yavuz? Can havliyle. Olsa gerek. Bir hemen gidelim, kalkalım, alalım onu. Hadi abi, hadi kalk, kalk. Hemen gidelim. Nereye kalkıyorum? Abi hemen gidelim, olayı halledelim. İçimizde hayır, kalmasın. Tamam, bak şey. Aha, ekip var orada. Hadi bakalım. Hazır ekip. Anlamıyorum. Ne oldu öyle ya? Baba. Babuş. Git. Rüzgar gibi geçti vallahi be Mecnun. Meltem gibi esinler, yemin ediyorum ya. Ne yapıyorsun ya? O zaman ekibin geri kalanına mı yürüyelim? Dede. 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 Hadi kalk yerine yat bari dede. Ölmüş olmasın. Vallahi mı? Dede. 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 Anneniz. Barış Manço Moda. 81.300 İstanbul. Tekrar ediyorum. Barış Manço Moda. 81.300 İstanbul. Acaba ne gördün o rüyanda dede ya? Ay durumu hiç iyi değil. Ama yerine yattı. Onun yeri hep orası ya. Kalktı yerine yattı. Değil mi gitti oraya yattı. Ay durumu hiç iyi değil. Ölecek olmasın bu adam. Geldi geldi şey geldi. Allah mı? Ben benim dedem. O ne yapıyor ya? Ders çalışıyorlar. Aynen. Görmüyor musun çocuk? Ders çalışıyor işte. Ya bırak onu nasıl ders çalışmamı? Şika! Kaan, bak buraya. Abi iş. Ne iş? Ne yapıyorsun? Gel, mevzu var, gidiyoruz. Abi siz gidin, ben geleceğim sonra. Bunlar kim Kaan? Şey ya, bizim mahallenin çocukları işte. Kimmiş? Çocuk mu dedi bizim? Çocuk mu dedi? Bırak onları, boş ver şimdi. Şişt, gözük çocuk. Hadi, olaylar olaylar diyorum. Hadi, yürü. Ya abi, siz gidin, ben yetişeceğim size ya. Alın şu parayı, ya biraz top map oynarsınız. Tamam. Evet, tamam. Tamam. Hoş buldum. 20 lira. Oo, iyi para. Evet, evet. Ya bizim mahalledeyim işte, bakkalın önünde falan arada gelirler. İsmail abi, biz ne yapıyoruz Allah aşkına burada? Bizim işimiz yok muydu? Tamam işte ya, gözlük çözüğü beklerken vakit geçiriyoruz. Ya bırak Allah aşkına o gerizekalıyı ya. Onun ipiyle kuyuya inilir mi hiç? O şimdi buldu kızları, unuttu bizi, yemin ediyorum. Ben ona soracağım ha, dursa. Tamam, tamam, tamam. Dur bak şimdi, geliyor bak Mecnun. Abi, bak şimdi bak, bak. Gelmedi hala ya. Genlerini tanış bak. İsmail abinin genlerini tanış şimdi bak. Hayır o genlerini. Genlerini tanış bak. Bununla beraber tamamdır abi. Çok sağ olasın. Ya ustacığım bugün hiç iftar yapamadım. O yüzden sana para ödeyemiyorum. Sakın kusura bakmayasın. Yok estağfurullah, biz bunları atıyoruz zaten. Bunlar çıkma ya. Al bunu da bari içimde dert olmasın. Ha,
Yok be abi. Sağ ol, ben onu almayayım. Sağ olasın. Al hadi al. Yoksa bizim hanım bununla yer bezi yapacak. Yazık bu ceketi. Ya ben bunu almayayım. Bu ikinci el midir nedir? Pis midir bu ya? Disko topu gibi ceket mi olur Allah'ını seversen? De sana da ayıp olmasın. Ver ben onu alayım. Al hadi. Al. Hadi kolay gelsin ustacığım. Sen nereden buldun o ceketi? Nereden buldun o ceketi? Çöplüklerimi karıştırıyorsun artık. Kreasyonunu oradan mı hazırlıyorsun acaba? 62. el ceketler mi buluyorsun eskicilerden? Nereden buldun o ceketi? Sen onu bir soruyor bana bir damacana. Tamam ama gitme o kadar çocuğun üzerine sen de. Abi dur şu an çok gazlıyım. Çok güzel iler. Sen nereden çıktın ya? Sen nereden çıktın arkadaşım ya? Mahalleye dadandın baykuş gibi. Niçin bunu yapıyorsun ya? Aramızı bozmaya mı geldin? Nereden geldin? Sen oraya git. Bak bir daha bunu... Aa! Ne oluyor? Bu ne gürültü? Eğer bu şekilde insanların sana aldığı elbiselerden bu kadar sıkıntı duyacaksan ayıp be. Yapılacak şey var, olmayacak şey var. Hidayet, beğenmedin mi hediyeni? Hediye mi? Ha? Hediye mi? Yuh ama artık. Hediye diyor. Hediye miymiş? Ayıp. Kadir kıymet bilmez, hiç kimseyi tanımaz. Bu nasıl bir insan ya? Böyle karakter mi olur ya? Ya gençler, ben daha bekleyecek miyim? Paramı verin de gideyim artık ben. Ha, senin para mevzu var değil mi? Evet. Ömer amca yok mu ya? Yok, gitti de gelmedi. Ah be arkadaş, o da bir gün dükkan dursun. Bundan biçim esnaflıkmış ya. Şş, bana bakın. Karambola getirmeye çalışmayın. O parayı almadan bir yere gitmem. Pardon, ne parası bu? Top oynarken camımı kırdı bunlar. Bu niye geliyor? Abi kızın yanında öyle demeyeydin, iyiydi ya. Sen de ne kadar abarttın, yok işte bir şey, bir hata aldın. Niye o kadar büyüttün ki mevzuyu? Tamam, Hilal bir tutar mısın şunu? Teşekkür ederim. Abicim neydi senin zararın? 700 lira. Yuh ama artık, yok 6500 pound. 700 liraya ne camı ki bu? Vallahi yapacak bir şey yok, takımı bozdular bir kere. Komple camların hepsinin değişmesi lazım. Ha, anlaşıldı anlaşıldı senin derdin. O zaman şöyle yapalım, ben sana bir 200 lira vereyim. Biz bunu kapatalım. Ama... Ama ile başlayan bir cümle kurarak istersen bu 200 liradan olma derim ben sana. Çünkü bak çocuklar etmiş bir haylazlık. He. Sen büyükleri olarak ne yapacaksın? Affedeceksin sen. Al böyle. Heh. Tamam. İyi öyle olsun madem. Ama bir daha olmasın sahip çıkın çocuklara. Tamam onları şey yapacağım. Çocuklara sahip mi çıkın bunu? İsmail abi. Bir insan bir kadının yanında daha fazla rezil olabilir mi acaba? Yani konu sen olunca olabilir diye düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum. Ama kafamdaki olmasa da az rezil olabilir. Kafanda ne var ya? At var. Top var, top. Hala kafanda mıymış o benim? Allah kahretsin. Kaan'dan o parayı hiç almayacaktık biz abi. Bana bile çok bozdu ben Mecnun. Ya mahvoldu. Bu para yüzünden karakterimiz değişti ya. Bir şey söyleyeceğim. Ne konuşuyorsunuz acaba? Ekonomi üzerine. Ekonomi. İktisat daha doğrusu. Türkiye ekonomisi. Kaan, oğlum öyle oturma. Kalk da şu dükkanın önünü süpür biraz ya. Sakızlar çiğneyip çiğneyip buraya atıyorlar ya. Allah Allah arkadaş ya. Şu açık alanda sakız çiğnemek yasaklansa da rahatlasak ya. Al. Kaan. Kaan. Kaan oğlum kime konuşuyorsun ben? Kaan. Oğlum sallamıyor musun sen ustanı, ha? Kaan! Kusura bakma usta ya, dalmışım. Dalmışım. Mesai saatleri içinde dalmışım. Oğlum ben sana dalasın diye mi para veriyorum burada? Çalışasın diye para veriyorum. Oh! Vallahi dükkanın önünde alemlere dal. Nereye dal? Nerelere seyahate çıktın oğlum? Kalk da çalış biraz. Şş. Aşık mı oldun lan sen? He? Mahallere, hallere, mahallere. Ya. Ya. Ergenden aşık mı oldun oğlum sen? Ergen aşık. Ya dalga geçmesene be usta. Ne yapacağımı şaşırdım zaten. Dalga geçmesene usta. Olma. Ne? Olma. Aşık olma oğlum. Bak Mecnun'a, ibret al biraz. Ya bize bak, öğretmenin peşinde koşturacağım diye ne hale geldi? Aşk sersefil eder adamı ya. Görmüyor musun? Allah Allah. Yani aşk insana acı verir sadece. Zaten önce bir şey yapman lazım senin, işini gücünü kurman lazım. Evleneceğiz. Aşık oluyor insan zaten, olursun. Zaten olursun oğlum, acelesine. Usta ne diyorsun, ne alaka ya? Kalk dükkanın önünü süpür diyorum. Ne diyorum? Bu dükkanda
mesai zadileri içinde aşık olmak yazaktır. Yazda. Kalk 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 hadi. Hazırlan gidiyoruz. Nereye gidiyoruz ya? Araba istiyordun ya. Gidelim sana güzel bir araba alalım. Vallahi mi? Vallahi. Şöyle araba pazarına gidelim. Tertemiz, ikinci el. Doktordan falan bir şekil güzel bir şey. Niye ikinci el oluyor ya? Onu anlamadım ben. O kadar para veriyorsan ben birinci elini isterim. Yavrum senin paran o, hiç sıfır arabaya... Ne an, kime anlatıyorum ki? Git hadi kalk giyin. En iyisinden, en güzelinden alacağız. Koş. Şikan yere düşmüş. Alsana oğlum onu. Ne? Suratın lan. Suratın yere düşmüş. Ne oldu? Hayırdır? Ya yok bir şey be İskender amca. Şş, Sırcık. Aşık mı oldun lan yoksa sen? He? He? Allah Allah. Aman aman. Benim kanım. Sırcığım büyümüş de aşıklar olmuş. Tamam. O zaman ben hemen hazırlanayım ya. Bir sana kız istemediğim kaldıydı. Onu da gidelim isteyelim ha. Ha. Hazırım ben İskender. Hadi gidelim. Hadi. Oğlum sen de kalk şu dükkanın önünü süpür ya. Allah Allah. Bak dalma falan anlama. Bakkala hırsız girse haberin olmayacak. Saçmalama Erdal. Güpegündüz dükkana hırsız mı girer? Yürü hadi. Yürü. Ne haber, ne yaptın? Zözüstü sözüz. Yavuz abi. Yavuz abi ya. Ne dedi? Ne desin Mecnun, ne desin? İşler dedi, çok yoğun dedi İsmail abi dedi. Bir el at dedi şu işlere. Şu işlere el atmadığın sürece bu işler olmuyor. Gene koca şirketin yükü İsmail'in omuzlarında. Benle ilgili ne dedi? Seninle ilgili ne diyecek ki? Çok güzel şapkası var dedi. O dedi şapkayı nereden almış acaba? Ben de bir tane alayım mı dedi. Rezil oldum kıza. Rezil oldum. Adamın yanında haylaz dedi bana ya. Kafana taktığı şeye bak. Allah aşkına Mecnun ya. Allah kahretsin bunu zaten bu hala niçin kafamdaysa benim. Onu demiyorum ben sana. Onu demiyorum. Sen niye o kadar dert ettin ki böyle şeyleri? Biraz İsmail abine bak. Sal gitsin. Biraz rahat ol ya. Biraz sal kendini. Neyse hadi ben kaçıyorum. Şirkette çok iş var beni bekliyor. Nereye gidiyorsun? Şirkete gidiyorum. O kadar çok işim var ki yemin ediyorum çalışmaktan sıkıldım. 35 yıldır çalışıyorum ben. Leyla'yla gideydin. Niye gitmedin Leyla'yla? Nereye? İşe gitmedi mi? İşe gitmedi ki, o sete gitti. Sete mi gitti? Ne setine gitti ya? Ya işte o oyuncu yok muymuş hani oyuncu şeysi söyleşisi. Yani adam gelecekmiş işte, oyuncu konuşacakmış işte. O adamla konuşmaya gitti şimdi sete. Ne oldu? Buldum. Ben gideyim. Kızı gittiği setten alayım. Dönüşte beraber konuşalım. Dönüşte baş başa kalırız. Ben derim ki ben hiçbir şey yapmadım. Her şey İsmail abi yaptı diyeyim. Camı mamı hep İsmail abi kırdı. Ben de yanında şey olmasın diye bulunuyordum Ehsan'a diyeyim. Anladım. Yap tabii Mecnun ya. İsmail abini bir de sen vur canın sağ olsun. Ne olacak ki yani? Mecnun kardeşim olsun. Oradan Levi'yi alıp vursa benim kafama ya. Beni örsele. Niye ya? Beni üzerime toprak pisletmeni. Bir de sen vur ne olacak ki yani? Bak, bırak Allah aşkına. Niye mi diyorsun İsmail abi? Arkadaş arkadaşın şeysi değil midir? Sen de beni gömersin. He. Günü gelir sen de beni gömersin ya. Tamam tamam sen git ben anlarım genç adamın halini. Şşş. Yani bu işler böyle yani. Ben sana sen bana. Yarın bana yarın sana. Bu şekilde yaparsak sen... Hangi oyuncunun setine gitti dedin? Ağrısızın var mı? Ağrım mı? Ağrısızım mı? Kafamın içinde sesler var ya. Bin tane ses var. O nasıl vurdunsa artık abim yani. Bin tane adam var şu anda. Onları organize eden bir anonslar var. Yani o kadar kötü durumdayım ki. Hayır benim kafamdan ne istiyorsunuz arkadaş? Bu ne kadar tahrik edici bir kafam varmış. Önüne gelen yapıştırdı bir tane emin ediyorum ya. Hatar sende ama. Yumruk almayı bilmiyorsun. Yumruk almayı bilmiyorsun. Bak bu kadar adam dövdüm. Hiçbirine bir şey oldu mu? Hiçbirine bir şey oldu mu? Ne oluyor ya?
yumruk mu olmayı bilmiyorum. Yumruk almak değil de ben... Yani yumruk atmakla daha çok şey yapıyorum demek ki. Hani ben Leyla'ya bakmıştım ama Leyla'yla şey yapacaktım burada. Leyla kim? Leyla mı kim? Söyleşiye gelecektiniz ya siz hani Leyla'yla. Ne söyleşisi? Ne söyleşisi? Bu şekilde ama hiçbir yere varamayız ki. Ben ne dediğimi anlayabiliyorum, ne konuştuğumu anlayabiliyorum. Ben sizle birbirimizi anlamıyoruz ki hiç biz. Yemin ederim duble bir ses var kafamda ya. Eylül Hanım'ın okuluna gelecektiniz ya hani söyleşi için. O siz değil misiniz acaba? Yo. Nasıl yo ya? Ey ya Rabbim İsmail abi nerelere gönderdin beni? Bir küfe sopa yedim boş yere. Yanlış yerlere geldim. Allah kahretmesin. Abim çok özür diliyorum sizden. Vaktinizi aldım. Ben bir müsaadenizi isteyeyim ya. Çok karıştı kafamda benim zaten. Vallahi tansiyonları falan düştü hep ya. Ben bir gideyim o zaman. Otur ya otur. Otur ya otur. Bir çay içmeden nereye oğlum? Bir çay içmeden nereye oğlum? Oğlum çay gönder. Oğlum çay gönder buraya. Biliyor musun? Ben de senin biliyor gibi musun? Hiç anlamazdım. Ben de senin gibi hiç anlamazdım bu oyunculuk işlerinden. Sana yediğim ilk sana yediğim ilk dayağı anlatayım. Hiç unutmuyorum. Sene hiç 1950. Unutmuyorum. Sene 1950. Sene 1950 mi? Günümüze kadar gelecek mi? Oo daha 62 sene var. 62 sene var. Kafam kaynayacak biraz sonra. Ne oluyor burada? Ne oluyor acaba şu an? Ya abi ne gülüyorsun ya? Ne demek ne gülüyorsun be? Lan aşık oldum ne demek ya? İnsan aşık olur mu Kaan ya? Sen de Eylül ablaya aşıksın. Oğlum ben aşık olurum. Ben sen misin? Sen beni aynı kefeye mi koyuyorsun kendine? Sen git yaşa başına bak. Elini kolunu oynatma. Ne? El kol hareketi yapma bana. Abi elim kolum burada el nasıl? El kol hareketi yap. Yapma işte. Yapmadın iyi oldu diyorum sana. Oynatmamış olman iyi ama oynatacak gibi oraya doğru gidiyorsun yani. O kafalardasın. Ya abi gelen ezdi, giden ezdi. Bu ne ya? Zaten ne yapacağımı şaşırdım. Bir de siz gelmeyin üstüme. Zaten. Abi şaşırdım. Bir de siz gelmeyin. Oğlum sesini kontrol et ya. Allah aşkına bir sesini kontrol et. Senden bağımsız başka bir ses gidiyor oradan. Bir ses oraya gidiyor, bir ses oraya gidiyor. Vallahi korkuyorum senin adına. Bir de git kaset doldur. Ne yapayım? Ne yapayım? Git kaset doldur oğlum. Git böyle karışık bir şarkı listesi yap. Tamam mı? Böyle güzel olsun ama. Ferdi, Müslüm, Orhan, Cengiz, Serdar. Kim? Serdar olmadı. Serdar olmadı. Serdar'ı at, listeyi sen yap diğerleriyle. Serumu ver damardan gitsin. Bak unutma, kalbe giden en kestirme yol damardan geçer. Ya iyi de abi. Kaçıncı yüzyıldayız? Kaset mi kaldı? Oğlum kaset yoksa CD'ye yazdır. Mini CD. Teknoloji neyi gerektiriyorsa ona yazdır. Onu da ben mi söyleyeceğim sana? Bir de öyle içine kapanık bir asosyal olma diyeceğim ama o da... Onların da bir şeyi var mesela. Kurtarıcı var hayatta. Bir zeki oluyorlar, bir çalışkan oluyorlar. Bir şeyleri biliyorlar. Sen onu da bilmiyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. Meziyetsiz. Abi gelişim mi? Yeteri kadar olumsuz etkilediğine göre artık boş CD'yi alabilirim ben değil mi? Hadi boş CD'yi al. Onları Müslüm, Ferdi, Orhan, Cengiz, Serdar'ı unut. Yok. Yok. Serdar'ı karıştırma, o kafa açıyor. Tamam abi, hadi eyvallah. Devam. Sen git de, biz de işimize, gücümüze bakalım. Değil mi? Hım, 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 hım. Hımlama Erdal, bu araba seni aşar. Ya sen karışmasana. Belki ben beyefendiciğimle... ...konuşup anlaşacağım yahu. Allah Allah. Sen girme araya. Beyefendiciğim nedir arabanın fiyatı? 600.000 lira efendim. Oha. Ay en son kaça bırakırsınız? Kaça mı bırakırsın? Kaça bırakırsa alacaksın Erdal. Fiyatı duymadın mı? Ya sen bozma işi İskender. Bir saniye. Allah Allah. Bir dakika. 20.000 veririm ben. 20 mi? Ya sen karışma kardeşim. 20 diyorum. Pazarlık payı olsun. 25'e bağlarım ben bunu. Hadi bağlı, hadi. Evet, ne diyorsunuz? İmkansız diyorum beyefendi. 600.000 liralık arabayı nasıl vereyim 20.000 liraya size? 22. 22 verdim. Maalesef, mümkün değil. Tamam, 25 olsun ama daha da çıkmam ha. Eğer böyle devam ederseniz sizi dövdürerek göndermek zorunda kalacağım efendim. Tehdit mi etti bu? Aslında bence kibarca söyledi de dayağın büyüğü alttan alta geliyor. Hadi gidelim başka bir şeye bakalım hadi. Hep senin yüzünden oldu. Çünkü beğendiğimizi belli ettin. Tok satıcı bunlar. Bak belli ettin. Belli etmeseydin. Ah be Erdal. Ah be. Amca. Ha? İki tane. Biri küçük, biri büyük.
iki ekmek, biri büyük, biri küçük. Biri küçük. Öyle olmuyor be amcam ama. Standardı var onun yani. Dur. Hemen pepeme be. Hemen pepedi. Dur bakayım. Şş, bak. Ben senin işini çözeceğim. Ama bir dakika bekleyeceksin, tamam mı? Uslu çocuk. Dur bakayım uslu çocuk duruşu. Tamam. Dur öyle. Evet, uslu çocuk öyle durur. Bir dakika bekleyeceğim, bir işim var. Allah, ben niye cipsi arıyorum bu CD'yi? Taso mu bu içinden? Hay be adam, nereye koydun o CD'yi ya? Nereye koydun be? Erdal, ne yapıyorsun? Karpuz mu seçiyorsun? Şşş, İskender. Adam bizi saf sanıp kandırmaya çalışmasın. Kaç vites bu? 5 vites. 5. Erdal, bu iyi. Bunu yokuş aşağı iyi vurdururuz. Çek İskender, çek. Böyle çek. Profil fotoğrafı yaparım ben bunu. Tamam. Al. Çok şahane oldu ha. Şuraya da bakalım mı? Ha, bakalım. Ne diyorsun? Hiç alma, sıkıştırırım trafikte. Neden? Arabam var altında. Sıkıştırırım. Allah Allah. İskender. Şimdi Erdal'cığım, sen bunlar gibi bakamazsın bu arabaya. Onu söyleyeyim. Araba temizliği dedin, bir kova, bir fırça. Bir de su. Bu senin için fazla hijyenik be. Cık, olmaz. Bu araba değil İskender. Hani şu evlerdeki 2+1 dedikleri bir var ya, o bu işte herhalde. Hı. Tekerlekli çeyiz sandı. Ay, dokunma, daha yeni temizledim hep oraları. Yürü İskender, yürü. Bayandan araba alınmaz. Az evvel gelmiş olsaydınız bir pazarlık yapardık. Ama yeni sattık biz bu tayyareyi. Gördün mü İskender? Kaçırdık işte. Hep senin yüzünden. Saçmalama Erdal. Ne yapacaksın sen tayyareyi? Hadi. Hadi amcacığım. Selametle. Amcacığım. Ne diyorsun İskender? Valla normal araba işte Erdal. Ama baktırmak lazım tabii yani. Kaç para istiyorsunuz hadi? 30.000 TL. Tamam, alıyoruz abi. Ne yaptın be? Bir... Motorunu falan gösterelim bir ustaya. Aman İskender, bezdim yahu akşama kadar gez. Nereye kadar? Dükkan da açık kaldı zaten. Buyurun, buyurun abicim paranızı. Aman. 200 var mıydı İskender? 200 mü? 200 lira. Son bir 200 liram var ama. Ver. Al abicim. 200 eksikti de şeye, Yavuz'a senin zarfı çalsın diye vermiştim ben onu. Hayrını görün. Sağ ol abicim. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Gayet güzel işte ya. Araba. Hadi bakalım. Arabaya taş koydum. İskender, arabaya taş koydum. Ben bu yola baş koydum. İskender. Teşekkür ederim. Hayrını görün paranın. Güle güle. Bundan sonra sen benim şoförüm ol ya İskender. Ha, oldu. Her gün yıka bu arabayı. Her gün yıka. Pırıl pırıl olsun. Arabamda ölme, başka bir şey istemez. Erdal, sen farkında değilsin ama benim bir işim var zaten. Aman aman! İşi de iş olsa bari. Aldığı 3 kuruş para, gel yanımda çalış da elim biraz para görsün, sebeplen diyorum. Sen beni merak etme, ben başımın çaresine bakarım, tamam mı? Bin arabaya, bin! Hadi, hadi. İyilik de yaramıyor ya. Gelmiş yahu. Haydi bakalım. 74'te 1 dayak yedim. Bir dayak 74'te yedim. 74'te 1 dayak yedim. Yok bir böyle dayak. Ki, yok böyle dayak. Odunla dövdüler. Odunla dövdüler. 18 dikiş atıldı. 18 dikiş atıldı. Bir hafta hastanede kaldım. Bir hafta hastanede kaldım. Filmde kötü adam, kötü adamız. Filmde ya. Kötü adamız ya. Diyorlar ki gerçek hayatta. Ne diyorlar ki gerçek hayatta da böyleyiz. Hayat böyledir işte. Hayat böyledir sen işte. Sen dayağını yediğinle kalırsın. Sen dayağını yediğinle kalırsın. Parayı başkaları götürür. Neyse, sene 1975. Neyse, sene 1975. Hop delikanlı. Hop delikanlı. Nasıl? İyi misin ya
Ay, İyi misin ya? İstersen kalk bir doktora gidelim. O kadar sert vurmamıştım gerçi ama. O kadar da sert vurmamıştım gerçi ama. Doktora mı gidelim? Vallahi bir doktora mı görünsem ya? O kadar kötüyüm ki. Tansu Hanım yerlerde şu anda. Ne yaptığımı bilmiyorum. Ne oluyor burada? Bir ses gelip duruyor. Ben 63 senesine kadar bir dinleyeyim dedim. Ama kafam sonra yok. Ben yokum. Dağıldım yani. Bu nereden geliyor? Bu çıldıracağım bu ses nereden geliyor? Ya ben çok özür dilerim. Bir müsaadenizle ben bir telefon açıp gelebilir miyim ya? Çok özür dilerim. Bir şey var ya, bir şey var yani. Ayıp be, yaptığın şeye bak, saygısız. Ayıp be, yaptığın şeye bak, saygısız. Bir tane daha mı indirsen, ne yapsan şunu? Bir tane daha mı indirsen, ne yapsan abisinin kafasına ya? Boş ver, genç daha. Boş ver, genç de. Büyüdükçe anlar belki. Büyüdükçe anlar belki. Siz de niye uyarmıyorsunuz? Siz de niye uyarmıyorsunuz beni? Anlattıkça anlattım. Anlattıkça anlattım. Çok mu konuştun? Çok mu konuştum ya? Kafası şişti. Adamın kafası şişti. İnsan bir durdurur değil mi? İnsan bir durdurur değil mi? Dinliyorduk ne güzel. Dinliyorduk ne güzel be abi. Niye durduralım be abi? Ya niye durduralım be abi? Biz de çok özledik o günleri. Biz de çok özledik o günleri. Abi çok özür dilerim abi. Çok pardon, vaktinizi aldım. Bir yanlış anlaşılma olmuş galiba. Ben yanlış sete mi gelmişim, ne olmuşsa? Ben aslında başka bir sete gidecektim. Şimdi bir arkadaşımla konuştum. O bana izah etti durumu. Çok teşekkür ediyorum. Kusura da bakmayın. Hikayeleriniz aklımda. Vallahi gelecek nesile aktarmaya çalışacağım onları. Duble bir şekilde ben stereo aldığımı o şekilde ileteceğim. Çok memnun oldum. Yılmaz Köksal'ın adını geleceğe böyle zaferlerle şanlı şanlı inşallah aktaracağız efendim. Çok memnun oldum. Kolay gelsin. Yılmaz Köksal mı dedi bu bana? Yılmaz Köksal mı dedi bu bana? Ya bir yapma da niye bunu yapıyorsun arkadaşım ya? Ne var ki burada bu engelledin çekim beni? Çekim var, sessiz ol. Çekim var da ne? Bu ne bu? Baloda dans etmeye mi geldim ben seninle? Çekim var. İstanbul'un yarısı set oldu zaten. Yarısı set, diğer yarısı da şantiye oldu ya. Sessiz ol. Niye sessiz ol? Sessiz ol. Adın neydi senin? Eren. Beren kardeşim bak, insanlara böyle davranılmaz. Necmi. Ya haksız mıyım ama? Aa! Seni arıyorum Leyla ya. Neredesin ya? Senin ne işin var burada? Benim ne işim var burada? Arkadaş, bir gün içinde 100 kere aynı şey duyulur mu ya? Kimse istemiyor etrafında beni ya. Hiç kimse istemediği bir adam mı oldum ben? Hayır, onunla ilgili değil de. Seni arıyorum ben. Dükkanda olan saçmalıkları için özür dilemek istiyorum ve düştüm peşine. Onun için geldin, şimdi şu anı burayı buldun değil mi özür dilemek için? Ben daha nerelere gittim sen biliyor musun? İsmail abi beni bir yerlere yolladı. Hmm. Oo, aklın şaşar, şapkan uçar. İslam'ın her yeri set olmuş. Her yerde set var ya, öyle. Yemin ediyorum. İğrenç bir hal ya. Bu neymiş böyle? Bir adam vardı, neydi o? Yılmaz Köksal mı? Yeşilçam'dan böyle eskilerden. Fikret Makan. Mehmet Ali Birant mı? Anladım. Neyse, Selami Şah. Öyle bir adam var. Ay orada. Tamam, bak. Ne olur yalvarıyorum sana. Ben her şeyi ayarladım. Köksal Bey'le konuştum. Gelecek bana CD'lerden birkaç tane verecek. Leyla. Ben... Aa, Köksal Bey. Merhaba Köksal. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Buyurun bu. Bizim diziyle ilgili birkaç bölüm benden görüntüler. Tamam, çok teşekkür ederim. Aslında daha iyileri vardı ama işte. Elde bunlar varmış, bunları verdiler. Aa, İdare yok. Edeceksiniz artık. Bunlar bizim çok işimize yarar. Çok teşekkür ederim. Tamam o zaman. Tamam. Ben gideyim hazırlarım. Uzun sürüyor benim hazırlık. Sakallar, bıyıklar, ya, boyamalar, ya. Moyamalar. Doğru, doğru. Tamam. Tamam, çok teşekkür yarın ederim. Yarın görüşürüz. Yarın görüşmek üzere. Tamam, peki. Hayırdır, genç? Yok. Öyle bakıyorsun adama Mecnun. Bu kimdi ya? Kız bu kimdi ya? Yuh, Köksal Engür işte. Köksal mı Engür? Ha? Hiç tanımadığım isim ya. Böyle. Bu Sima'yı bir yerden çıkaracağım ben ama. Hadi canım. Aa, kim? Rüştü Asyalı. Rüştü Asyalı'yı gördün mü? Hocam vallahi büyük adamla çalışıyorsunuz ha. Şansını bilin. Vallahi Rüştü. Ey babam, öz babam gibi severim ya. Burası set. Diyorum ki Köksal Engür, diyorsun ki Rüştü Asyalı. Ne Köksal Engür? Köksal Engür olur mu ya? Rüştü Asyalı o ya. Tamam. Mecnun gidelim mi? Ne olur. Bir çık kovacaklar biraz. Asla. Kim kovuyor ya? Bağlamak. Ya bırak Allah aşkına. Kim ikna? Allah Oo. Aşkına. Beren geliyor. Tamam tamam Beren'cim. Bir saniye şey yapıyorsunuz. Çok hadi kolay gelsin cümleten. İşte bak bu arabayı mesela sabunla yıkamamak lazım. Şampuanla yıkamak lazım ki hakkını veresin yani. Ama sen olsan tabii Arap sabunuyla falan yıkarsın. Bakkalım. Ne yaptınız bakkalıma? Bakkalım. Ne hale getirmişler? Hırsızlar! Ya biz? Ya biz?
Yaviz, ne oldu? Kendini çok zeki sandın değil mi? Siz Erdal Bakkal'ın zekasını küçümseyin. I am going to hide this CD in such a place that you would never be able to find. You won't even see the things right in front of your eyes, and you will kneel down when you confront the mental power of Erdal Bakkal! Erdal, ne oluyor? Ne oluyor? Bir şey olmuyor Nurten. Ne oluyor Erdal? Ne bağırıyorsun? Erdal Bakkal facts. Bir şey yok aman Nurten. Allah Allah, ne olacak işte? Sesimi açıyorum. Ben önemli bir şey yok. Erdal, bir dakika. O elindeki CD ne? Ha? Ne CD'si? Bu mu? Aman önemli bir şey yok işte. Bunların arasında buldum böyle saçma sapan bir CD. Öyle Allah'ın cezası bir CD. Ne CD'si ise artık aman. Boş ver yahu Nurten. Çay içer mi Nurten? Ay. Ne oldu Leyla? Ne oldu? Ay kafayı yiyeceğim. Ayağım taşa takıldı. Ya o taşı oraya koyan zaten kim koymuş ki? O taşı oraya koyanın Allah bin türlü canını sıksın ya. Allah Allah. Ya Mecnun yavaş. Sen neden bu kadar agresif bir insansın acaba? Yo değilim. Nasıl yo değilim? Hemen parlayıveriyorsun. Taşa saydırdım bir anda. Hayır ya, alakası bile yok. Ya benim tam tersidir benim, biliyor musun? Yani arkadaşlarım böyle etrafımdaki şey derler. Hiçbir şeye tepki verme. Hep böyle sakin. Niçin bu kadar sakinsin? Canını sıkmıyor mu bu durum derler. Peygamber sabrı mı var? Ne varsa sakin Mecnun derler bana. Koyalır. Koyalır. Vurur. Vurur oradan. Vurur. Basıyorum, vurmuyor. Basmıyor. Bu tuşlar bozuk. Yemin ediyorum ya. Bu tuşlar bozuk. Bana bozuk tuşu vermişsin. Atamadım golü. Atabileceğim golü. Atamadım. Makineyi de... Pahalı alete vurduracağım bana kızı. Pahalı aletlere vurduracaksın bana ya. Sinemaya gidelim mi? Sinemaya mı? Ha. Senin agresifliğinden bahsediyorduk. Ne zaman zıpladık sinemaya biz? İşte, Yeşilcam sopası yedim ya. Ondan böyle bir içim kaynıyor ya. Duramıyorum yerimde. Bir aldılar ya ortalarına böyle yavru gibi dolandırdılar beni ya. Bir ona bir bana bir şuna. Tam klasik Yeşilcam sopası yedim. Böyle bir film izlemek geliyor içinden ya durmadan. Ay abartma Allah aşkına. Bir tane yumruk yemişsin Mecnun. Bir tane mi yumruk yedim? O yumruğu... sinirli bir şey yok yani. Yedim ama sakinim. Benim bugün çok işim var ama ilk fırsatta gidelim. Nereye? Oh, yordun beni biliyor musun? Yumruktan herhalde bu ama. Böyle sinemadan bahsediyorduk. Gidelim mi dedin sinemaya? Ben onun cevabını veriyorum. Sinemaya mı gitmek istiyorsun? Sinemaya gidip film izlemek istiyorsun? Aa, bak kızacağım ama şimdi ha. Öf. Çizik teflon tava. Çizik kim? Teflon tava. Çizik teflon tava. Yani böyle o çizilince kanser yapıyormuş ya. Kanser mi yapıyor? Ha, var da öyle bir şey. O efsane mi acaba? Efsane mi, gerçek mi acaba? Vallahi çok bahsedildiğine göre herhalde doğrudur diye düşünüyorum ben. Ha. E sen bayağı ağır konuşmuşsun. Bayağı ağır bir küfür etmişsin bana. Yok, küfür değil. Ne öyle mi? Yok yok, küfür değil. Küfür değil de ben diyorum ki acaba Hidayet de mi gelse bizimle sinemaya? Bunu da alsak. Böyle sürekli çocukcağız İstanbul'da yalnız. Hiçbir hayatı yok burada. Gittiği geldiği hiçbir yeri yok. Babam dükkanda ona yer vermiş. Orada yatıyor kalkıyor. Yani tek hayatı var sadece işte dükkan. Başka da bir hayatı yok çocuğun. Her türlü belasın bana Hidayet. Yavuz, ne demek bulamadım ya? Bulamadım. Senin yüzünden ben bütün günü Erdal'la geçirdim. Abi ne yapayım, bulamadım. Yok hiçbir yerde yok. Dükkanın altının üstüne getirdim. Yok adam nereye koymuşsa artık. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu bulana kadar bizim ona çok yakın olmamız lazım. Yavuz, ben adamla birlikte uyuyorum. Daha ne kadar yakın olabilirim sence? O ne o? Sinmiş mi diye. Erdal'ın kokusu mu? Geldi. Erdal. Erdal. Yavrum sen CD ile tapuyu nereye koydun Erdal? Çekimci. Ne? Çekimci.
Çekmece arkadaş, tutturdum bir çekmece ya. Baktım bütün çekmeceler var. Geçen defa koydun, çekmeceye mi koydun? Hangi çekmeceye koydun? Büyük çekmece. Büyük çekmece arkadaş, gene mi büyük çekmece? Erdal'ım baktım bütün çekme. Peki hangi büyük çekmece? Kireç burnundan çık. Büyük dereden. Oh. Maslak. Oh, oh. Teme sapma. Yapma ya. Ebiş al. Hah. Avcılar. Hı. Havalın sapağına geç. Oldu, kırmızı ışıkta da durayım mı? Beylikdüzü. Bak arkadaş, dalga mı geçiyorsun ya? Evet dalga geçiyorum İskender. Yok, evet yok, dalga geçiyorum, ne sandın? Uykuda konuşturmalar bilmem ne. Yutardım ben bu numaraları. Arkadaş ben sana evimi açtım, iş verdim. Sen ne yapıyorsun? Sen evini mi açtın? Uykuda konuşturmalar bilmem neler. Burası senin evin ya. Öyle mi? Utan, utan yaptığından uykuda konuşturmalar falan. Tamam, dön sen de o tarafa. Dön. Nankör. Evini açmış. Daha ne? Burası senin evin mi? Burası benim evim. Hiçbir cinayet kusursuz değildir. Zaten kusursuz olsaydı cinayet olarak adlandırılmazdı. Yani? Ortaya çıkmamış bir cinayet cinayet sayılmaz. Öyle değil mi? Eğer Hidayet'i öldürdüğünü kimse öğrenmezse o zaman onu öldürmüş sayılmazsın. Bir katil öldürdü adamın cesedini güpegündüz sokaklarda sürüklüyor. Katil büyük bir soğukkanlılıkla bize bakıyor. İşte bu korkunç manzara karşınızdasınız. Evet, son üç ürün kaldı. Ve sadece şu an ödül olarak bedava veriyoruz. Hidayet öldüren 2013'ü. Yanlış duymadınız. Bu son model, kullanışlı ve her evde olması gereken alet sadece bedava. Sudan ucuz hakikaten. Son bir harfimiz kaldı. Tahmin etmek ister misiniz? Bugün mutfağımızda güzel bir cinayet. Önce bir hidayet. Hidayeti bulduk. Sonra kesici ve dürtücü bir alet. Sonra izleri silmemiz için iki tane kurbez. Bir tane boğmak için kablo. Ulan kabloyu bulamadık. Ne yapacağız? Vazgeçtik. Çamaşır ipimiz var evde. Onu kullanacağız. Sonra spor ayak. En pratik yöntem arkadan yaklaşıp sessizce götürmek. Olmadı. Ne yapalım? Bugün iki değerli konuğumuzla birlikte Hidayet öldürülürse ne olur? Neler yaşanır? Borsayı nasıl etkiler? Olası Marmara depremini tetikler mi? Bunları konuşacağız. Ben hemen konuklarıma dönmek istiyorum. Sizin bu konuyla ilgili düşünceniz nedir? Ve neler yapılması gerekiyor? Yapılması gereken tek şey Hidayet'i öldürmek. Evet. Yavuz abi, bir şey söylemeyecek misin video hakkında? Ya ne videosu? Bırak Allah aşkına. Kalm, video mu diyor. Canım sıkkın zaten. Oğlum! Aa! Bir öğretemedik şunu size ya. Ne? Gozgoca Erdal Bagalım ben. Kendi kapımı kendim mi açacağım? Allah Allah! Aferin, aferin. Böyle oldu. Her zaman böyle. Hadi bakalım. Hadi bakalım, sen arabayı iyi bir yere çek, tamam mı? Hadi, iyi bir yere park et. Oh be, bu araba işi de iyi oldu ha. Vallahi billahi ayağımızı da yerden kesti. Ne oldu ya biz? Aradığını bulamamış gibi bir halim var. Hı? Bulursun, bulursun. Bir gün bulursun inşallah aradığını. Çok geç olmasın da. Var mı bir gelişme? Ağzından tek kelime laf alamadım. Sende bir şey var mı? Yok be abi, nerede? Bir yere gömmüştür diye sabahtan beri orayı burayı kazdım, hiçbir şey yok. Ben gideceğim Eylül'le konuşacağım ha. Vallahi. Başkasından duyacağına benden duysun ya. Hidayet'i öldür.
Hidayet öldür. Hidayet öldür. Ha, Hidayet öldür. 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 Hidayet öldür, Hidayet öldür. Hidayet öldür. Hidayet öldür. Aman Hidayet öldür. Aa! Hidayet öldür. Ya Hidayet öldür, Hidayet öldür. Nesi var bunun bak? Neyin? Oğlanın. Ha, o şey ya, o zaten öyleli. Eserekli. Ha, öyleli böyle. Erdal, buz gibi be. Buz gibi be. Bu içilir mi? Erdal! Hiç dinliyor mu bak ya? Leş ya. Be. Evet, başka yapacağımız bir şey kaldı mı? Şimdi... Köksal Bey'in dizisinden görüntülerle bir sunum hazırlattık biz. Onun post prodüksiyon şirketinden alınması lazım. Tamam hacı, ben gideyim alayım. Zaten bütün gün oturuyorum burada. Köz köz, yemin ederim. Oraya otur, oraya otur. İçim çıktı vallahi. Hemen alayım, geleyim ben. Tamam İsmail abi. Sen git al, görüntüleri alıp da Eylül'ün okuluna geçersin. Ha, tamam. Tamam. Ben vereyim sana. Şuradan. Buna mı gidiyorum? He, olmuyor. Tamam, ben gitmiş varsa şimdi mesela. Yoldayım gibi düşün mesela. Almaya gidiyorum şu an. Tamam, o bende. Tamam, onu hallettik. Şey var, Köksal Bey'i evinden aldırmamız lazım. Ben bizim Volkan'ı aradım, ulaşamadım. Elimizde başka araç da yok. Ne yapalım, ne yaparız onu? Onu nasıl yapalım biliyor musun? Ben gideyim alayım diyeceğim şimdi ama sonuçta ben şu an prodüksiyon şirketine gidiyorum. Bunu şeyi almaya ya, filmlerden. Onu yapamayacağım o yüzden, çok özür diliyorum. Yok, estağfurullah. O zaman ne yaparız? Yani sen gel buraya otur, ben oraya geçeyim. Çünkü asistan oldum artık. Onu İsmail abi halletti. Bunu da ben halledeceğim herhalde. Bunu da halledeyim. Ben gideyim, bunu da halledeyim. Sen de buyur böyle. Hadi İsmail abi ya. Tamam, ben yoldayım. Çok az kaldı post prodüksiyon şirketine. 2 dakika yoldayım zaten. Yoldayım, yürüyorum şimdi. Alıp oradan çıkıp ben... Çay söyleyeyim. Ha, bir çayını içerim hacı, bir demli çayını. Bir acı kahveni içerim biliyor musun? Yorgunluk kahvesi. O kadar yoruldum ki yollarda. Havada sıcak, trafikte vardı. Bir kahveni içerim. Vallahi bilmiyorum ki bu. Bir gün dükkan durdu yok onun ya. Dükkan onun mu kimin mi belli değil. Yemin ediyorum bir şüphe düştü içime ya. Hayırdır, ne oldu ki? Şey oldu, Köksal Engür'ün alınması lazım. Ben ne yapacağım bilemedim. Ha. Onu? Ha, onu Allah. Ben kendim şey yaparım onu. Tamam, o bende ya, halledeceğim ben onu. Araba bulabilecek misin? Araba mı? Arabadan bol ne var ya? Kaynıyor ortalık, arabadan geçilmiyor. Ben halledeceğim onu, mevzu bende. Vallahi tamam. Korktum Hidayet ya. Ne yaptın gözlük çocuk? Tamamlayabildin mi kızı? Az kaldı abi. Birazdan tamamdır. İyi madem, o zaman sen İsmail abine bir çay verirsin şimdi. Tabii abi, ne demek. Ya o kadar çok çalışıyorum ki yemin ediyorum. Koşturdur İsmail. Oradan oraya, oradan oraya ölüyorum yorgunluktan ama... bir tane de çayı hak ettim doğrusu diye düşünüyorum. Bu düşünceden kendimi mahrum edemiyorum. Heh, eyvallah abi. Gözlük çocuk. Tamam abi. Görüşürüz o zaman. Ben bu işi halledip geliyorum. Kızı çok fazla bunaltma bak ama buna üzerine... Bak, hiç dinliyor mu serseri ya? Artist be. İskender abi. Ne oldu? Ne oldu ki? Araba mı? Yine bozuldu. Vurdurayım şu yokuşa kadar, ettireyim ben. Ya dur, öyle bir şey değil. Erdal kesin tapuyu, yüzüğü, CD'yi bu arabaya bir yere sakladı diye düşünüyorum yani. He.
Hiç anlamadım ama o tamam, arayalım madem arıyorsun. Şurayı açma, kitabı bırak. Oh la la. Bakalım alelade dediğin CD'nin içinde neler var dijital baktan. Aha buldum. Hani nerede? Kesin bagaja koydu bu. He. Yok ya boş. Hay tapusuna da bilmem nesine de istemiyorum tapuyu mapuyu. Sıkıldım ben ya. Ama dur bunu buluruz biz ki. Hayır neden bulamayalım ki tapuyu? Ama hayır neden bulam? Oho gitti ama ya. Ne olduğunu da anlamadım ki hiç. Ahanda CD yok. Yemin ediyorum vallahi de billahi de CD yok. Sen mi aldın yoksa yer alması? Ha, ne bağırıyorsun dükkanın önünde İsmail? Git başka tarafta bağır. E ama ne diyeceğim ki ben şimdi Leyla ya? Benim yüzümden her şey... Ya bırak aldı hala bağırıyor ya. İsmail gidip aşağıda bağırır mısın lütfen? Tamam tamam bağırmayacağım vallahi bağırmayacağım tamam. Ben hemen şimdi gidiyorum. Sen de çok kolay gelsin. İyi bak kendine. Çok da güzel kes. Allah Allah ya. Ya dükkan olduğunu unutuyorsunuz buranın bazen. Olmaz ki. Aa. He işte. İpini çıkardın mı bu da CD. He CD valla. CD işte. Erdal abi ne haber? İyidir Mecnun, sen ne yapıyorsun? Ya Allah'a şükür çivi gibiyim maşallah. Ha, gel otur bir çay iç. Vallahi yok hiç kalmayayım, işlerim var. Onları bir halledeyim hemen. Öpüyorum çok. Tamam, hadi kolay gelsin. Hadi. Ha. Gaza yüklen Mecnun, abi, gaza. Abi debriyajda problem mi var bunun? Var var, debriyajını şey et onun. O şeysi var ya hani karar verme. Oldu. Bak bak, aynı şey yapıyor, aynı şey. Gördün mü? Hadi, şey yap, aç onu. Ha. Okay, hadi, tamam, sağ ol güle. Araba! Araba benim araba! Mecnun! Baba sakınlıklı adam! Erim! Hiçbir aksilik yok değil mi? Her şey tamam. Tamam tamam, her şey tamam. Sunum görüntülerini İsmail abi almaya gitti. Mecnun da Köksal Bey'e alıp gelecek. Heh. Hadi bakalım geçmiş olsun. Ya, öyle söyleme, her şey yolunda. Bu kadar karamsar olma Eylül. İnsanlara güvenmeyi bırakmaman lazım. Ya bu gece ben eminim ki her şey çok yolunda gidecek. Ben buna inanıyorum. Hadi bakalım göreceğiz. Abi şöyle buyurun. Beraber mi gidiyoruz? Tabii tabii. Tamam teşekkür ederim sağ ol. Vay anasını ya. Vay anasını ya. Vallahi büyük onur bizim için ya. Estağfurullah. rahatsızlık vermezsek eğer bir fotoğraf çekinebilir miyiz ya? Olur. Şu, ne demek çekin? Kim çekecek? Şu an ölümsüzleştirin. Onu hallederiz ya bir şekil. Tamam. O ne kadar güzel bir işti ya. Vallahi bizim bütün çocukluğumuz onunla geçti yani. Hangisi? Keloğlan. Aynı ses, aynı gülüş ya. Yemin ediyorum şu anda böyle eridim ama yani. Ama ben değildim. Nasıl? Yani o Rüştü Asyalı. Rüştü mü Asyalı? Evet, Keloğlan Rüştü Asyalı. Siz kimsiniz? Ben Köksal. Kök Musal. Nasıl gidelim? Sahilden mi gidelim, çevreden mi gidelim? Nasıl istersen benim için fark etmez. Hayır çünkü sonra problem olacak. Leyla bir ton tatava yapacak. Ondan sonra sen bir şey söyle ki ben ona göre devam edeyim. Bir aksilik olursa, bir sıkıntı olursa dedim ki amca söyledi ondan. Oradan gittik o yüzden öyle oldu. Zaten her türlü ben size atacağım da suçu. Zaten geç kalmaya başladık bile canım sen böyle konuşursan. Hı? Ben bir yerden çıkaracağım sizi ama. Bir bakalım hadi arayız. Yolda anlarız onu değil mi? Gelir herhalde. Gelmek üzere. İsmail geldi. Hah, İsmail abi getirdin mi CD'yi? Ya yemin ediyorum var ya sarı kart göstereyim sana. Ben olur muyum? Konuşun lafın ağırlığını hiç düşünmeden konuşuyorsunuz bazen. Tamam. Oh vallahi rahatladım. Tamam o zaman bir sahneye bakalım. Eğer her şey yolundaysa bunu gösteririz. Köksal Bey gelmeden ben çünkü sunumu gösteririz diye düşünüyorum. Tamam o zaman ben de öğrencileri içeri almaya başlayayım. Evet. Tamam hadi sen de başla gel biz bir de tamam. Sahneye bakalım. Heh, ben de bir şey eksik diyordum. Yavuz geldi, tam oldu. Ne güzel. Çok güzel. Bir şey söyleyeceğim.
Söyle. Çok ciddiyim. Hı hı. Şimdi olur da biri gelirse, inşallah olmaz, inşallah gelmez. Ama gelirse ve zevzek zevzek konuşmaya başlayıp Yavuz birini kaçırmış ve bununla ilgili bazı görüntüler var falan diye saçmalar, kendini bilmez laflar eder, öyle boş boş konuşursa sen inanmazsın değil mi? İnanırım. Harbi mi? Harbi. Görmüyor musun Yavuz? Meşgulüm. Çekilir misin? Bir geçeyim, bir şey yapayım. Arkadaş ya, bu ne ya artık? Ne oluyor ya? Tören varmış. Çok güzel işiniz var ama böyle çok da zor bir taraftan ya. Böyle ne bileyim, yağmur oluyor, çamur oluyor, karda, kışta insanlar perişan oluyor. Biz böyle izliyoruz, iki saniyede geçiyor hemen. Biz ama üç saatte bitiremiyoruz değil mi onu? Uzun uzun işler ya. Vallahi billahi. Ama sonra da haftalığı aldıktan sonrası da güzel ama değil mi? Akşamları böyle takılıyorsunuz. Böyle haftalığı alıyorsunuz. Böyle her hafta bir tane ev veriyorlarmış oyunculara. Vallahi sezon bittiği zaman da bir tane site sahibi oluyormuşsunuz. Doğru mu? Sence doğru mudur? Vallahi ne bileyim, öyle şeyler duyduk yani. Akşamlar, alemler, oh! Öyle şeyler deniyor yani, bilmiyorum. Ben de kendi kendimi, fikrini mi değiştirdim acaba bir anda? Ne acayip adamım ya. Sen beğendin bu işi galiba. Yarın gel başla o zaman. Ha yok, bizim yapabileceğimiz türde bir şey değil o ya. Ne bileyim, ters yani sonuçta bize. O neymiş ya? Çevirmen var orada. İyi günler. Ehliyet ruhsat alayım. Tabii abi. Sende var mı acaba fazla? Bakayım mı ben? Bagajda fazla varsa ona bir şey yapalım ya. Bagajda çünkü olması lazım. Çocuklar yerleşti. Ne yapacağız? Yani Mecnun, Köksal, Engür'ü getiremezse bittik, felaket. Tamam. Ben şimdi o işi halledeyim hemen. Tamam, hallederim ben. Siz görüntüleri vermeye başlayın. Ben o işi hemen halledip geliyorum. Nereye halletmeye gidiyorsun? Tamam, siz görüntüyü vermeye başlayın. Ben hemen geliyorum. Niye inanmıyorsun ki sen bana? Hemen ama nereye gidiyorsun? Yapacak bir şey yok. Ver görüntüleri, atsın. Ya Yavuz, kanuna izin verdim tamam. Ama bari öyle dik bakıp durma, müdür bey burada anlayacak. Ne yapacaksın? Müdüre şikayet mi edeceksin beni? Müdüre şikayet etsen ne olacak? Ben mezun olalı çok oldu. Mezun olmadan önce de ben çok serseri bir adam oldum. Şimdi aklım bile böyle serseri değilim. Bana hiç kimse bir şey yapamazdı ya. Beni göndermek için kaç sene uğraştılar. En sonunda odaya çağırdı, al diplomanı dedi. İki senede gönderdiler beni ya. Öyle serseriyim hayatta. Ay ne de koşun düşüle. Ne oldu ya? Sen üç senede bitirdiğin okulu ben iki senede bitirdim diye mi? Ups. Ay dip dip de gel. Kes. Kapat. Görüntüyü kapat. Derya kim be? Bir sabah belki gün doğarken baktığında dışarı, yaşamayı yeniden sevebilirsin. Ve bir gün elbet birileri o yara izlerine dokunur. Acında biraz olsun. Derya, hafiflemeye başlar. Şey, bu aslında benim yaptığım. Kan, bu çok güzel. Leyla Hanım, nedir bu rezillik? Kaç saattir bekliyoruz? Ne gelen var, ne giden? Müdür bey, böyle ufak küçük bir gecikme olduysa... Küçücük mü? 1,5 saattir bekliyoruz. Yazık değil mi bu çocuklara?
Aslında ben onlara baktım. Hallerinden de memnun görünüyorlar. Yani zaten 1,5 saat dediğiniz nedir ki? 2 ders saati. Böyle hop diye gelip geçiverir. Biz zamanında böyle 2 ders saatimiz boş geçecek. Ay bir oyunlar, şarkılar, türküler falan. Bakın Leyla Hanım, eğer 5 dakika içerisinde gelmezse... Gelmezse ne olur? Yani gelmezse ne olurmuş yani? Hani oldu ki gelemedi yani. Hani siz İsmail'i hiç tanımamışsınız ama hocam. Çok teessüf ediyorum, yemin ediyorum. İsmail abi. İsmail abi tabii. İsmail abin olmasa İsmail abi tabii. Patron, ben her şeyi hallettim. Sen hiç merak etme. Ha. Hocam size saygıda kusur etmek hiç istemem. O yüzden bir an önce yerinize oturursanız hemen şöyle şeye başlayalım istiyorum ben. Öğrenciler de beklemeden. Buyurun. Tamam, tamam. Hemen goy goy gelmeyin. Tamam, hadi bırakın goy goyu. Bakın, bugün okulunuza çok önemli bir misafiriniz geldi. Hadi gelin, iyisiniz siz ergen çakallar, pislikler be. Ve karşınızda Köksal Engin. Ve karşınızda Köksal Engin. Hani oğlum, yemezler demedim mi ben sana ha? Ben, niye getirdin sen beni buraya? Ama benziyorsun dede, bence benziyorsun. Andırıyorsunuz birbirinizi. Çocuklara bir hop desen, bir Köksal Engin taklidi yapsın en azından. O kim be? Ne oluyor ya? Hayır! Oturun yerlerinizde. İşte esas Köksal Engin. Niye ya, değil mi? Bu Köksal Engür mü? Köksal Engür'ü aldık getirdik, sakal bırakmış adam. Ve... Bu sefer dedim ki sana inandım ve güvendim. Hatta Eylül'e bile söyledim. Bu sefer dedim hiçbir problem çıkmayacak ve her şey yolunda gidecek. Sen yine ne yaptın, ne ettin, berbat ettin. Ya niye berbat ettin? Niye abartıyorsun boşuna ya? Köksal Engür dedin, Öngör geldik işte. Ya adam bir sakal bırakmış ya, güzel imaj bir şey yapmış ya. Of, of. Aksakallığım. Şu an kendimi çok çaresiz hissediyorum aksakallı. Sorma Karabela, sorma. Ne dersin? Kaçtırmadan çakalım mı? Ne? Bir şey mi dedin sen? Çok özür dilerim. Pardon ya, organizasyonunuzu balla kestim abi. Ne yapıyorsun sahnede? Merhaba Leyla. Bir amca burayı arıyormuş da yardımcı olayım dedim, sevabına getirdim. Amca? Aa, Köksal Bey. Hoş geldiniz. Buyurun sizi sahneye alalım. Söyle içerimde kalmasın. Aklım duvar oldu burada, olmaz dersen olmasın. Aklım bende kalmasın. Bu sende yık olmasın. Kalbin burada vurmasın. Olmazsa da olmasın. Sevdiğin varsa söyle, sonra mevzu olmasın. Fikrim ziyan oldu burada, olmaz dersen olmasın. Aklım bende kalmasın. Bu sende dert olmasın. Kalbin burada durmasın. İçipte var mı ölmeyen dertten? Sevip de ölmeyen var mı? İçipte var mı ölmeyen dertten?
Sevip de